6 Şubat Aslan afetinden sonra Malatya'mızda özellikle hem kalıcı konutlarımız hem de ticarethanelerimiz konusunda çok sıkı, çok disipline bir çalışma içerisindeyiz. Gerçekten en büyük motivasyonumuz kıymetli hemşehrilerimize bir an önce hem konutlarda kuralları, çekilişleri yapıp hak sahiplerine çok fazla sayıda ikametgahlarını gerçekleştirecekleri konutlarını teslim edebilmek. Ticarethanelerde de ciddi manada artık konteyner ticarethanelerden yavaş yavaş çıkıp kalıcı ticarethanelere geçişlerini yapabilecek anahtar teslimlerini yapmayı planlıyoruz, programlıyoruz ve bunun için çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Hem bürokrasimizle, bakanlığımızla, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte ve hiyerarşisinde bulunan genel müdürlüklerimizle özelde çok sıkı bir takibat içerisindeyiz. Aynı zamanda yine emlak konutumuz ve şirketler aracılığıyla devam eden hem ihale süreçleri hem de ihalelerin ardından yapım süreçlerimiz ve yapım süreçlerinde geldiğimiz çok iyi noktalar var. Bunları özellikle sevgili hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Şu an çarşı inşaatımızdayız. Çarşı inşaatımızda Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı derken böyle butik çarşılarımız, aynı zamanda ticarethanelerimiz ve konutlarımız mevcut. 2023'ün sonlarından itibaren işte ihale, sözleşme tarihleri vesaire olan bu inşaat alanımızda birinci ve ikinci etap iki firma, iki çok büyük uluslararası tecrübesi olan firma tarafından yürütülüyor. Güvenlik bizim için en önemli, en esas konu. Bundan sonraki Allah esirgesin herhangi bir afette hiçbir zarar görmeden devam edebilecek bir Malatya'yı yeniden imar ve inşa edebilmek için bu esas bir nokta. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Çalışan kişi sayısı burada birinci ve ikinci etap toplam Malatya çarşı inşaatında 1008 ve ne zaman gelsek, ne zaman ziyaret etsek, ne zaman herhangi bir konuda bilgi talep etsek arı gibi işleyen bir ekip görüyoruz burada. Aynı zamanda sevgili hemşehrilerimden aldığım bir talepti benim. İnşaatın etrafı doğal olarak inşaat devam edebilsin diye kendi sürecinde çevrilmiş ve biz burada inşaat devam ediyor mu, İnsanlar çalışır göremiyoruz diyorlardı. Şimdi o çevrilen alanın çok çok dışına çıkmış durumda. İnşaatlar yükselmiş durumda. Özellikle bitmeye yakın etaplar çok daha ciddi bir şekilde tüm hemşehrilerimiz tarafından da görülebiliniyor. Dolayısıyla 99 tane bloğumuz var burada. 59 tanesinin temeli bitmiş. 20 bloğumuzda duvar imalatı tamamlanmış ve 12 blokta devam ediyor. 28 bloğumuzun, bu önemli bir sayı, üst yapısı tamamen tamamlanmış. 22 bloğun üst yapısı üzerinde de gördüğümüz üzere bu alanlarda da dahil olmak üzere devam ediyor çalışmalar. Ve 2025'in ilk çeyreğinde çok ciddi manada teslimatlar planlanmakta. Ki bu da bizim motivasyonumuzu, çalışma motivasyonumuzu artıran çok önemli bir döne. Şire Pazarı'nda 224 adet ticarethanemiz. 53 adada 228 ticarethanemiz. Kuyumcular'da 240 adet ticarethanemiz. 46 adada yine 68 adet ticaret, 94 adet konutumuz. Bakırcılar'da 298 adet ticarethanemiz. Yine ada sayılarını vererek burada çeşitli konut ve ticarethane bilgilerimiz var. Ama ben özellikle şunun altını çizmek istiyorum. 2025 yılının ilk çeyreğinde, ilk yarısında demiyorum, ilk çeyreğinde teslim edilmesi planlanan 2093 adet ticarethane ve 134 adet konutumuz bulunmakta. Şire Pazarı'nda betonarme tamamlanmış, duvar imalatı tamamlanmış, mantolama imalatları devam ediyor. İnşallah hem Malatya'mıza, hem bölgemize, hem tüm ulusal ve uluslararası, özellikle Malatya'mız ve kayısı deyince uluslararası piyasada ciddi manada bir tanıtım, bir yüz olabilecek, bir vitrin olabilecek dükkanlarla birlikte bu durum 2025'in ilk çeyreğinde kendini göstermeye başlayacaktır inşallah. Kuyumcuların betonarmesi tamamlanmış, duvar imalatları tamamlanmış, yine mantolama devam ediyor. Bakırcılar Çarşımızda ilk başlayan çarşımızdı. Temelleri yine atıldığı günü ben dün gibi hatırlıyorum. Betonarmesi tamamlandı, duvar imalatları 6 blokta tamamlanmış ve 2 blokta devam ediyor. Teslimatları büyük bir hızla
yapmayı ve hemşehrilerimize anahtar teslimi yaparken hayır dualarından nasiplenmeyi en büyük odak noktamız ve gayemiz, temennimiz demek istiyorum. İnşallah son depremzede hemşehrimiz konutuna ve ticarethanesine yerleşene kadar çalışmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum.